Azur Hocam, kadınlar nasıl tahrik olur? Kadınlar erkekler gibi değildir. Erkekler daha böyle görseldir. Kadınları tahrik eden şeyler, mesela kadınlar boyunlarından, kulaklarından çok hoşlanırlar. Oraya fısıltı halinde böyle eşinin yaklaşması, güzel cümleler kullanması, dokunması, temas etmesi, uyarılıncaya kadar temas etmesi ve ruhunun okşanması kadınları tahrik eden süreçlerdir. Erkekler nasıl tahrik olur hocam? Erkekler mi? Erkekler çok kolay. Görseldirler, erotiktirler. Kadını seksi bir gecelik içinde görmesi yeterli. Çıplak görmesi yeterli. Arzu dolu kocacığım seni çabuk bekliyorum akşama gel demesi yeterli. Giyinik görmesi de yeterli hocam. Evet bazı erkekler giyinikken de. <laughs> <laughs> Hocam seks ömrü uzatır mı? Cinsel yaşam kesinlikle ömrü uzatır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kalp damar sağlığına iyi gelir. Düzenli cinsel yaşam serotonin, endorfin, melatonin üzerinden stresi alır, başarısını alır ve cinsel yaşamın kesinlikle ömür uzatıcı etkisi olduğunu artık biliyoruz. Mastürbasyon yapmak rahim kanseri riskini azaltır mı hocam? Hiçbir etkisi yok. Rahim kanserinden korunmak için östrojeni yüksek tutan gıdalardan uzak durun, küle almayın, düzenli hekim kontrollerinize gidin. Özellikle o adet öncesi menopoz döneminde bir düzensizlik olur ya, adetler yoğunlaşır, kalın kanamalar olur. İşte o noktada mutlaka hekim kontrolünü ihmal etmemek lazım. Peki kadınlara sorsak mastürbasyon mu seks mi? Kadınlara sorsak kadınlar mastürbasyonda eksik hissederler kendilerini tamamlanmış, bütünleşmiş hissetmezler. Ama eşiyle, partneriyle yaptıkları cinsel yaşamda tam bir bütünleşme ve doyum hakimdir. Doymuş olarak sofradan kalkar. Onun için de tabii ki cinsel yaşam. Argo konuşmak cinsel kaliteyi arttırır mı? Bazı çiftler o sevişme anında o argoyu duymak tahrik sürecini ve uyarılmayı arttırabiliyor. Ama her çift için geçerli değil. Onun için de o çiftlerin cinsel birlik, birliktelik öncesi argodan hoşlanıyor muyum, hoşlanmıyor muyum noktasında konuşmaları lazım. Bu argo arkadaşında konuştuğun gibi bir argo değil o zaman. Tabii ki değil. <laughs> Hocam doğuma katılan erkekler eşlerinden soğur mu? Açıkçası doğuma katılan erkekler arka tarafta eşinin omzunda olduğu sürece cinsel yaşamdan soğumazlar. Aksine o tam bir aile olma bilinciyle çocuklarının dünyaya gelişine şahitlik olmak, babalık vazifesini hissetmeleri anlamında iyi oluyor. Ama tam tersi pozisyonda kadının karşısında, doktorun yanında olduğunda bir, bayılma vakası çok görüyoruz. Onları kaldırmakla uğraşacağız. İki, orası onun cinsel obje alanı. Oradan böyle bir genişleme, bir bebeğin çıkışı, bir kan. Elbette ki kötü etkiliyor. Onun için de beyler doğuma girmek istiyorsanız eşlerinizin yanında, omuz kısmında olun. Bu tarafa hiç gelmeyin. Hocam bir de şey diye sormuşlar. Erkek jinekologlar kadınlardan soğur mu? Çok sayıda meslektaşım var benim erkek jinekolog arkadaşlarım. Mutlu bir evlilik yaşantılarının olduğunu da görüyorum. Bu iş bambaşka bir boyut. Bir de onların gördüğü kadınlar genellikle sağlıklı kadınlar değiller. Ya akan, yok akan, ya kanayan kadınlar. Aslında jinekolog erkeklerin işi gerçek anlamda zor. Seksin çekiciliğini azaltan en önemli şey nedir sizce? bence hijyen. Kimse kokan bir kadına yaklaşmak isteyeceğini düşünmüyorum. En çok karşımıza gelen şeyler bunlar. Kadınların en çok böyle tiksinti yaşadıkları ya da cinsellikten uzaklaştıran şey ağız hijyeni iyi olmayan erkekler. Peki hocam kadınlar mı daha çok cinsellik ister erkekler mi? O <laughs> kesin erkekler. Her ne kadar kadınlar donanım olarak erkeklerden daha fazla yaratılmış da klitorisin donanımı çok daha fazla 3 kat kadına erkeklere göre zevk veriyor olsa da bizim toplumsal tabular ve inançlar kadınların cinselliği öğrenme noktasında çok çok geriden geliyor. Kadınlar bastırılıyor. Tabu, ahlak, üçgen içerisinde cinselliği çok geç keşfediyorlar. Keşfettiklerinde de zaten rım yamalak keşfediyorlar yanlış bilgilerle. Erkeklerin cinsel organı dışarıda olduğu için çok daha kolay keşfediyorlar. kendini farkına varıyorlar. Bir de erkekler daha kolay uyarılıyorlar. Daha görseller, daha erotikler ve onlar öyle olunca daha erken keşfettikleri için daha çok talep ediyorlar ama aslında kadınlar erkeklerden daha çok haz alıyorlar. Keşfeden kadınlar da zaten benim tedavi sürecini yönettiğim kadınlar evde dengeler değişiyor. Erkek kaçan, kadın kovalayan oluyor. Hocam bir insan seks yapmadan ne kadar süre dayanabilir? Eğer seksle hiç tanışmamışsa, cinsel yaşamla hiç tanışmamışsa bir ömür. Ama bunu deneyimlemişse, zevkini almışsa. Cinsel yaşamdan kaçsa bile gece rüyalarında orgazm olduğunu görebilir ve vücudunda bazı belirtiler görebilir. O nedenle de uzun süre kaçması çok mümkün değil. Mastürbasyonla o cinsel dürtü ve enerjiyi boşaltmak isteyecektir. Seks oyuncakları cinsel ilişkiyi nasıl etkiler? Erkekler seks oyuncaklarını çok sevmiyorlar kendilerine rakip olarak görüyorlar. Ama hiçbir erkek seks oyuncağıyla da yarışamaz. Kadınlar penceresinden böyle. Amma ve lakin hiçbir seks oyuncağı da Erkekler gibi öpemez, dokunamaz, sarılamaz, o sıcaklığı veremez. Seks oyuncağıyla yapılan mastürbasyon eyleminde bir eksiklik vardır, bir tamamlanmamışlık vardır. Onun için de tabii ki kadınlar eşli cinsel yaşamda seks oyuncaklarını Kattıkları zaman keyifli bir cinsel yaşamları olur. Çünkü kadın çoklu orgazmı yaşar. Eşiyle de orgazm olur, mastürbasyonla da orgazm olur, seks oyuncağıyla da olur. Ve aslında seks oyuncaklarını cinsel yaşama kattıklarında çok daha keyifli bir cinsel yaşam elde edebilirler. Tansiyon cinselliği etkiler mi hocam? Yüksek tansiyon cinselliği etkiler. Onun için de tansiyon ilacınızı içmeyi ihmal etmeyin. Allah muhafaza. Dil altı ilacınızı alıp böyle başlayın. Cinsel ilişkinin daha uzun sürmesi için en önemli şey nedir sizce? Cinsel ilişkinin yaş olarak mı sürmesini kastediyorsun? Yani şey diyelim ki 20 yaşında başladı, 80 yaşında da seks Hayır hocam böyle mı? bir saat, iki ha, saat. Ha iki saat. Evet ön sevişme. Bunun sırrı ön sevişme. Ne kadar ön sevişme yaparsanız o kadar keyif alırsınız, o kadar haz alırsınız. Hızlı seks aslında sperm ağrılarına neden oluyor, sperm krambına neden oluyor, orgazmik disfonksiyona neden oluyor. Doymadan yemekten kalkıyorsunuz, bir daha yapmak istiyorsunuz öyle olunca. Keyifle cinsel yaşamın ve uzun seksin sırrı uzun ön sevişmeden geçiyor. Çok fazla seks yapmak istemek psikolojik bir problem midir? Çok fazla seks yapmayı istemek aslında çok büyük bir psikolojik problem değil. Aynı kişiyle, aynı partnerle olduğu sürece. Ama siz rastgele partnerler seçiyorsanız, bunu yapmadan duramıyorsanız, sosyal statünüzü ve saygınlığınızı kaybetmeye başladıysanız, kadınsa nefoman, erkekse hiperseksüelsiniz ve tedavi olmak gerekiyor. Psikolojik sorunlar cinselliği etkiler mi hocam? Psikolojik sorunlar cinselliği çok etkiler. En başta da depresyon ki çok yaygın. Onun dışında başka sağlık problemlerine de neden olur. Bazı psikolojik hastalıklar cinsel isteği azaltır, bazıları aksine arttırır, bazıları soğutur, bazıları eleksiyon problemlerine neden olur olur Ruh sağlığı iyi olan insanların cinsel yaşamları da iyi olur. Hocam, orgazm olmak için tek bir yol söyleseniz ne dersiniz? Kadınlar için orgazm çok kolay. Oturduğu yerden zihnine fantazi getirerek de hiçbir temas etmeden kadın orgazm olabilir. İlla mastürbasyon gerekmiyor. Erkekler için fiziksel temas şart. Hangisini sorduğunu anlayamadım. Kadın için olur. Kadın <laughs> için mi? Tabii ki seks oyuncakları. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizden DM'den gelen soruları cevapladığım arkadaşlarım sizin tercümanınız oldu. Siz de merak ettiğiniz şeyleri aşağı yorum olarak ya da mesaj kutuma yazarak öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoyu da sizin sorularınız çerçevesinde yeniden cevaplamak istiyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın.